Hem tanısını, hastanın şikayetlerini, hikayesini iyice dinledikten sonra işte ekolojik muayeneyle zaten miyom tanısı çok çok küçük milimetrik miyomlar hariç %90 koyulur. Jinekolojik muayene ve ultrason muayenesi miyom tanısı koymak için aslında yeterlidir. Sadece ayrımı yapılamayan bazı kitlesel görüntüler, acaba bu miyom mudur yoksa yumurtalık kaynaklı mıdır dediğimiz biraz rahmin dışına büyüyen kitlelerde ek görüntüleme ihtiyacı hissedilebilir. MR gibi. Yani şu an en sık kullanılan destekleyici, hani tanıyı destekleyici bir şey yapalım mı? Miyomun yerleşimini daha detaylı görmek istiyorum bu hastada. Gebe kalmak isteyen hasta, rahim duvarı ile ilişkisini daha net görmek istiyorum dediğimiz hastalarda histeroskopi de yapılabilir. Histeroskopi dediğimiz şey rahim ağzından kamerayla girip özellikle bu yöntem rahim duvarının içerisine yerleşmiş. Az önce bahsettiğimiz gibi bu gebe kalınacak, gebenin yerleşeceği yer, adet olunan yer, rahim duvarı tabakasının içine yerleşmiş ya da hemen altına, rahim duvarı zarının hemen altına yerleşmiş miyomların hem tanısını koymak için altını standarttır, hem aynı anda o miyomu çıkarmak için uygulanabilecek olan en iyi cerrahi yöntemdir. Yani rahme hiçbir zarar vermeden alttan kamerayla rahim duvarının içerisine girip miyomu oradan alma şansınız oluyor. Hem tanısını koymuş oluyorsunuz, hem miyomu almış oluyorsunuz.